Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de bir araya geldi. Yıldırım, terör örgütü ve darbe girişimleri gündemden çıkacak derken, Bahçeli ise 40 milletvekiliyle iktidarın yanında olduklarını vurguladı. Başbakan Binali Yıldırım 15 Temmuz darbe girişiminin ardından önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen ve yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından iki lider kameraların karşısına geçerek gündemi değerlendirdiler. İlk sözü MHP lideri Devlet Bahçeli aldı. Gelecekte böyle bir teşebbüse bir daha imkan tanımayacak değerlendirmelerinde Milliyetçi Hareket Partisi olarak mecliste temsil edilen 40 milletvekilimizle ve halktan aldığımız desteğimizle iktidarın bu teşebbüs gayretlerinin yanında olacağımızı Sayın Başbakanımıza bir kez daha ifade ettik ve Türkiye bir beladan kurtulmuştur ve huzurunuzda bir kez daha Sayın Başbakan'a teşekkür ediyorum ve milletimize de geçmiş olsun temennilerimi bildiriyorum. Sağ olun efendim. Bundan sonra yapacak çok işimiz var diyen Başbakan Yıldırım'sa şunları kaydetti. Yapacak çok işimiz var. İstiyoruz ki bu ve bu buna benzer acıları bu millet bir daha yaşamasın. Gençlerimizin, geleceğimizin geleceği karartılmasın. Tabii ki farklılıklarımız var. Hepimiz aynı ten rengine sahip değiliz. Hepimiz aynı saç rengine sahip değiliz. Gözlerimizin renkleri farklı. Ama farklı olmayan bir şey var. Hepimizin gözlerinden akan yaşların rengi aynı. Onun için ülkemizin bekası, milletimizin geleceği için her zaman bu tabloyu, bu görüntüyü muhafaza etmek, bu konuda gereken fedakarlığı yapmak da biz sorumlu konumdaki kişilerin en büyük görevi olmalıdır. Baştan beri Milliyetçi Hareket Partisi ülke menfaatleri konusunda bu hassasiyeti hep göstermiştir. Bugün bir kez daha gördüm ve mutlu oldum ki mesele Türkiye olunca, mesele memleket olunca gerisi teferruattır.